Merhaba arkadaşlar. Birazdan sevgili Dilek Türker ile burada olacağız. Tiyatro duayeni, usta bir isim, usta bir oyuncu. Kendisini birazdan yayınımıza, evet, istek gönderdi bile. Evet, şu anda bağlanıyoruz. Merhabalar Dilek Hanım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Valla ben de çok sizinle böyle bir söyleşi yapmaktan son derece de mutluyum. Evet, çok hoşuma gidiyor. Şurada bir çarpı işareti var, onu kapatayım mı? Onu kapatmayın isterseniz. Onu kapatırsanız görüntü kapanabilir. Peki, kapatmadım. Peki. Tamam. Peki efendim, nasıl? Görüntü iyi mi? Ses gayet iyi mi? Gayet iyi. Sesiniz çok iyi geliyor. Beni nasıl görüyorsunuz? Sizi pırıl pırıl görüyorum. Dünya Çok güzeli görüyorum. Harikasınız. İşte böyle eğer yaşlılıkta gençleri ve güzellikten rahatsız olmak gibi bir duygu taşıyanlar olursa çok fena sizin bu görünüşünüz. Eyvah, eyvah. Yapmayın. Yapmayın lütfen, yapmayın. Şimdi Dilek Hanım, muazzam bir isimsiniz. Meslek yaşantınız, kendi duruşunuz, yaşam coşkunuz, güzeller güzeli, muazzam bir kadınsınız aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sevdim, aynı zamanda çok saydım. Rol model olarak aldığım isimlerden de birisiniz kendi hayatım adına. O yüzden çok mutlu oldum. Çok teşekkürler yayın davetimi kabul ettiğiniz için. Efendim şimdi... Ben sizin de çok önemli bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir popüler sanatçısınız tabii. Benim çok önem verdiğim, çok ilgi duyduğum bir sanat dalı ve pardon. Lütfen. Dostlarım oldu tabii fotoğraf sanatçıları içinde. Şimdi siz de yeni jenerasyondan bir dostum. Ara Güler, İsa Çelik benim yakın dostlarımdır. Beraber çalıştık. Çok güzel fotoğraflarımı çektiler. Oyunlardan çok güzel anılarım var ikisiyle de. İsa'ya Allah uzun ömür versin. Tabii Ara'yı uğurladık. Cennete uğurladık. Çok müthiş bir sanatçıydı o da. Benim öyle bir zengin bir tarafım oldu. Hayatı biriktirmek, insanı biriktirmek gibi. Güzel insanları biriktirdim. Yani sizin anlayacağınız şanslı ve güzel bir hayatım oldu. Evet, İnsana evet. inanırım ben çünkü. İnsana inanırım. Ve çok en önemli, en değer verdiğim varlık ve gerçek insandır ve tabii hayattır. Hayata Evet. olan tutkum, sevgim, aşkım insanla birliktedir. İnsan ve hayat iç içedir benim şeyimde. Ve tabii bütün canlılara karşı da çok saygılı ve sevgili bir bakışım oldu hep hayatta. Bu tabii insanı şey yapıyor. Hayatla barışık olmak, kendinle barışık olmayı da geri getiriyor tabii. Daha şey, bir de tabii iyi insan olmayı öğrenmek, iyi insan olmayı keşfetmek. Önce tabii kendinizi keşfederken iyi insan olmayı keşfediyorsunuz ve o keşifte bir yol almaya başladığınız zaman İşte iyi insan olmayı keşfettiğiniz yolda, ürettiğiniz zaman tabii ki acıyı da balayabiliyorsunuz. Hayatın içindeki tüm olumlu olumsuz değerleri böyle açarak sizin için sevgi dolu ve güzel bir yolu buluyorsunuz o güçle. Sevgi çok önemli bir evet. güç. Ve iyi insan olmak tabii bence çok iddialı gibi geliyor ama aslında çok da zor bir şey değilmiş. Değil, maalesef, maalesef. Keşke herkes iyi olmayı seçse ama ne yazık ki insanlar hep kötü olma yolunda birçoğu ilerliyor ve bunu da saklayarak iyi görünüp aslında perde arkasında da bir türlü kötülük düşünen çok insan var ki özellikle sanat camiasında da bunlardan çok fazla var. Sanat camiasında da ben olmadığını ve olmaması gerektiğini düşündüğüm Evet. için
Oraya gözümü kapayıp olmadı diye düşünüyorum. Yok sayıyoruz. Olmuyor diye düşünüyorum. Olmamalı çünkü bilim ve sanat insan için ve gelecek için, varoluşumuzun devamı için, dünyayı güzellemek için vazgeçilmez iki büyük değer, iki ön değer, bilim ve sanat. Evet. Bunlar arası bunları yaratanlar, bunlarla uğraşanlar, hayatını buna adayanlar da tabii iyiliği benimsemek zorundalar. Yoksa yani bilim adamının da çok büyük sorumluluğu var değil mi? Ya, atom bombasını keşfediyor ama Evet. sonra işte patladığı zaman şu kadar milyon insan şu kadar sene acı çekiyor. Yani iyilik tabii çok şey böyle bir soyut kavram gibi şimdi konuştuk ama iyi insan olmanın şeyi var tabii müthiş armağanları da var. Hem size hem hayata çok güzel armağanlar getiriyor iyi insan olmak. Bence tabii sanatçıların içerisinde zaman zaman kendi özellerinde yanlışlara düşen tabii hepimiz insanız. Sanatçılar da insan, bilim adamları da insan. İnsanların da tabii zaafları var. İnsanların iyiliği de keşfetmeleri her zaman mümkün olmuyor. Çok büyük keşiflerde bulunabiliyorlar bazen ama Ay'a gidiyorlar, işte uzaya Evet, gidiyorlar. İyi insan olmayı maalesef. beceremiyorlar, öğrenemiyorlar. Maalesef. Tabii bu biraz sanatın gücüyle olacak bir şey. Çünkü sanat tabii biliyorsunuz neden muhalif? İyiyi aradığı için, güzeli aradığı için, Aradayım. yok güzeli, daha iyi aradığı için bu muhalif tabii. Maalesef. Bunun da tahammül gücü olan tabii sistemin içinde, şu bugün dünyayı eden büyüklerimiz, o büyük güç sahipleri, o para eliti, yani işte ona finans eliti de deniyor Evet. şu bir başka deyişle. Bunların tabii ne kadar iyi insan olmayı keşfettikleri soru işaretli. Öyle olunca Tartışılır. Kesinlikle katılıyorum size. bu kadar dünyayı da, insanı da, doğayı da küçücük çıkarlar için o küçücük dünyalarını geliştiremiyorlar. Yani bazı insanlar var ki sanatçı işte o vizyonu çok geniş, dünyası çok farklı insanlar. Bunun için de tehlikeli görünüyorlar tabii. Evet. Samimi olan sanatçılar, kral çıplak diyebilen cesur sanatçılar her zaman tehlikeli görülüyor. Evet, ben çok konuşurum. Ben sizi Olsun, öneriyorum çok mutluyum. Çok keyifle dinliyorum sizi İlkan'ı. Şimdi öncelikle 64 senesinde kariyer hayatınız başlıyor İstanbul Şehir Tiyatroları'nda. Dilek Türker ilk kendini nasıl keşfetti? Tiyatro aşkı nasıl başladı? Nasıl ben tiyatrocu olacağım dediniz? Önce bunu belki. alalım sizden. Evet, bu tabii çok defalarca anlattığım bir şey. Gerçekten ben kendimi keşfederek acı çekmeyi de öğrendim. Acıyı bal eylemeyi de öğrendim. Engellerin karşısında böyle şey yapıp pes edip geri çekilmemeyi de öğrendim. Evet. Tabii en önemlisi aşık olmayı öğrendim. Yani aşk olmadan peki bunlar olmuyor. Bu Aşk işler çok önemli büyük bir enerji, büyük bir yolları açan. Yani değil şeyden bahsetmiyorum. Yani bir biyolojik hadisemizin bir döneminde hormonların idare ettiği böyle bir güçle içgüdülerimizi, hormonların çok hakim olduğu karşı cinsli olan aşktan söz etmiyorum sadece ki ona da tabii çok saygım var ve olmalı ve yaşamalı ve yaşanmalı ama aşk çok daha büyük bir kavram. Yani öyle belli bir dönemde var olabilecek bir değer değil. Aşkı keşfettiğiniz zaman yani size
bakarken, gökyüzüne bakarken, yağmura bakarken sürekli hayatla kurduğunuz ilişkide aşk varsa eğer, bu felsefeyle de oluşabilen bir şey. Biraz Evet. da sizin tabii kendinizi keşfetmenizle de, aşkı keşfetmenizle de ilgili bir şey. Bir şeye tutuluyorsunuz. Yani haksızlığa baş kaldırıyorsunuz. Evet. Haksızlığa tahammülü olmamak esasını onun dibinde ve buna kendini adamak aşktır. Çok güzel Adanmışlıktan dedin. adanmışlıktan da aşktır. Yani sanatçının neden yani bir, iki, üç, dört diye değil de bir dansçının ayaklarını kanatarak bir şeyi anlatmayı, güzelliği anlatmayı kendine adaması aşktır. Yani bir sürü aşk. Öyle bir güç ki, müthiş bir enerji. O enerji olmadan yaşamı sürdürmek pek mümkün değil. İnsanın hayatı anlamlama aşkı diye bir şey var. Evet. Hayatı anlamlı kılmak istiyorsunuz. Yani soruyorsunuz, sorular soruyorsunuz. İşte ben bu keşifleri yapa mesleğimde de yürüdüm. Nereden başladı derseniz, bu biraz tabii genetik bir şey de var. Yani yetenek diye bir şey var. Ve bu yeteneği siz kendiniz keşfediyorsanız, yani benim özel bir yapım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben tam bir şeyim, yani Hüdayi nabit derler eski dilde. Böyle kendinden var olan doğada. Yani böyle yürürsünüz, birdenbire işte bir mazgalın üstünde, çamur içinde, etraf hiçbir şey yoktur falan, birdenbire bir yaprak, bir yonca görürsünüz. O işte orada nasıl bitmiştir? Gözleriniz dolar, heyecanlanırsınız. Yani o birdenbire bir şey olursunuz. Hem kendinizi çok güçlü hissedersiniz. Ben öyle hissetmişimdir. Ya da çok büyük bir doğa manzarası karşısında birdenbire ağlamaya başladığımı hissetmişimdir. Tiyatro tabii benim becerebildiğim bir işmiş. Yeteneğim varmış doğuştan. Bunu da nereden anlıyoruz? Hakikaten bazen doğulur denir ya. Yani sanatçı olunma, sanatçı doğulur denir. Yani sanatçı olunur mu, sanatçı doğulur mu çok tartışılan bir konu hala günümüzde. Biraz galiba yani sanatçı olunabilir de, yani o zaten öyle doğmuştur da sonradan zaman şeyi vardır, farkı vardır. Ama hakikaten doğulur. Yani sanatçı genlerinde vardır bu farklılık. Neden herkes bunu tercih etmiyor? Niye herkes yapamıyor, herkes olamıyor? Değil Ya mi? tabii Evet. sanat dediğimiz şeyin müthiş bir gücü var çünkü değiştirici. Yani değiştiriyor sanat. Ben bunu yaşıyorum. 55 senedir ben sahnedeyim. 18 yaşından beri sahnedeyim. Olsun. Şimdi evet, yani şimdi karşınızda bir dinozor var. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yanlış diyor, güzel bir dinozor olduğunu düşünüyorum. Kendimi çok beğenirim ve severim de üstelik. Güzeli severim ve kendimi de çok güzel buluyorum. Çünkü neden? Böyle. Neden? Neden? Çünkü hala aşığım. Hayata, güzele, insana, doğruya arıyorum. Doğru. Ben bilim adamı değilim ama o doğruyu arayanların yanında onları dinlemeye, onları anlamaya, onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Demek ki bu bir şey. Yaşamı anlamlamak dediğimiz o birinci değerli fevkalade bir güç. Ve ben bakıyorum, bir de kavramlarınız değişiyor. Değerleriniz değişiyor. Hayata bakışınız. Ben yani bugün sizin böyle sohbet etmesi, böyle güzel bir sanatçının, sizin gibi genç bir sanatçının beni sizinle konuşmak istemesi bir armağandır benim yaşımda bir insan için gibi düşünebilirsiniz. Ya da benim size bir armağanımdır. Karşılıklı armağanlar veriyor oluruz. Ama nasıl bu olabilir? İşte ortak bir şeyler var demek. O sanatçıda o güzeli aramakta,
Ortak bir şeyler var bizi birbirimize çeken. Doğrudur. Tiyatro başlamak şey oldu tabii yani kitabımda yazdım. Soytarıcı diye bir kitabım var benim. Ragıp Ertuğrul yazdı. 2 sene evvel çıktı yayına, Tekin Yayın Evi'nde. Fakat kalmadı hiç. Belki internette birkaç tane bu kalınabilir. Yeniden basmayı düşünüyoruz. Şimdi pardon. Bu arada hafif farenlikim de var. Şimdi nasıl başladı? Ben 4 yaşında okula gittim. Anaokuluna Normal değil. okula 4 yaşına başladınız. Evet, benim yaşımı 3 yaş büyüttüler ve ben 4 yaşında okula gittim. Yeşilköy pansiyonunda okul. Oradan yani hayatım ve de dayım aldığı işte üstün zekalı çocuk diye öyle tanımlamışlar o zaman. Sonra böyle geri zekalı oldum herhalde. Yani bu bir takım yakıştırmalar, bir imanlar, şunlar bunlar falan. Bunların da aslında biraz dalga geçen biriyim. Yani kendiyle dalga geçen Evet, işte. çok belli oluyor bu zaten. Yani bu hani şöhret müret bunlar beni büyülemedi. Beni büyüleyen hep safiyet, masumiyet. Masumiyetle seven, masumiyetle heyecanlanabilen, masumiyetle doğayla ilişki kurabilen her canlı beni heyecanlandırıyor. Ama yani bir takım böyle yapay yüzeysel şeylerden çok heyecanlanmıyorum, heyecan duymuyorum. Ve onun için bazı şeyleri de değiştirmeyi öğrendim. Yani mesela hiç şöhret olmak istemedim ticari anlamda. Olunamayacağını da yani istemedim. Yani iyi bilinen olmak istedim. Yurt dışında 12 sene tiyatro yaptım ve iyi bilinen birisi oldum orada da. Burada da iyi bilinen biri kısmen oldu. Yani üretim daha zor tabii Türkiye'de. Üst yapı kurumları Tabii. sanat konusunda maalesef şey samimi imkanları olanlar. Çünkü parasız hiçbir şey yapamıyor. Para tanrısıyla da öyle her dakika kavga ederek de bir şey varılmaz yani. O zaman hani serisefil böyle bir köşede falan oturursunuz. O olmaz. Yani para tanrısıyla da bir maalesef uzlaşma daha yeni bir sistem gelmedi, daha değişmedi. Yani belki bu işte pandemi sonrası dünya değişecek. Değiştirir. Umarım onun da anlamı değişir ama Dünya ama şu anda o paradokslar var sanatçının tabii. Yani burada beni heyecanlandıran üretimimi engellemek üzere girişilmiş bir takım sistem değil. Üretimi engellemek yerine ama tarih boyunca böyle olmuş zaten. Yani hep sanatçılar acı çekmişler, evet. engellenmişler falan. Ben kendimi ayrıca sanatçıdan da pek saymıyorum. Sanat meraklısı ve işte bir icracı, bir disiplinin içinde bir icracı olarak görüyorum. Beni mesela sizin beni dinlerken bakışınızdaki samimiyet heyecanlandırıyor. Ben ondan heyecanlanabiliyorum. Ya. Anlatabiliyor muyum? Fakat bunun tam tersi bakışınızdaki sıkıntı ya da yani bir yabancılık görürsem o zaman hiç heyecanlanmadığım gibi zaten uzaklaşıyorum, gidiyorum. Yaklaşıyorsunuz. Evet. Tiyatroya başlayışım da 4 yaşında böyle işte merdivenlerin üstüne köy okulunun dayım aldı beni işte bir köy okuluna götürdü. Hayatımın en mutlu çocukluğudur. 6 yaşındaydım o zaman. Aldı o okuldan, İstanbul'daki okuldan. Bu yaşta bir çocuk böyle olmaz, yalnız bırakılmaz dedi. O, ah pardon böyle bir şey Tamam, düşündüm. telefonu. Bir kaza oldu ama düzelttim. Tamam. İyi değil mi? Heh, Duyuyor tamam. Biraz aşağı indirebilir miyiz Dilek Hanım? Biraz aşağıya telefonu. Yüzünüzü daha net görelim. musun? Daha aşağı böyle mi Tamam, indireyim? şimdi çok iyi. Tamam.
Tamam, siz görüyorsun. aynı zamandır. Yani oraya gittiğimde o köy okulunun merdivenlerine dayımda gaz lambaları istetip merdivenleri dizip işte oyun yazıp herkes de karşıma oturtup oyun oynamaya başlamışım falan. Cumhuriyet Gazetesi okuyordum 6 yaşında dayımla beraber. Şimdi bunlar tabii bir şey yani bir şey var. Bir çocuklukta Var, bir şey evet. var. Ve ben hayat şartları değişti. Şu oldu, bu oldu ve ben ailenin son kalmış kıymetli malı olarak 16 yaşında evlendirilmek zorunda kaldım. Yani çocuk gelin nişan taşı versiyonu oldum. Ve ondan sonra da 18 yaşında Muhsin Ertuğrul'un kapısını çalarak ben tiyatrocu olmak istiyorum dedim. Çok komiktir onun hikayesi. Kitapta da yazarım. Tabii şimdi bunları anlatmaya kalkarsak bu program bu gece bitmez. Yarın da devam ederiz. Yani öyle olur. Biraz böyle bir şeyle sonra da keşfettim. Yani aşkı da tiyatroya olan aşkı da keşfettim. Tiyatro benim için dünyayla ilişkimde o bazı edindiğim değerleri kendimi keşfederken tabii bir değerler de ediniyorsunuz. Hepimiz ediniyoruz. Tabii ki. Edindiğimiz değerler var. O değerleri söylemek ve daha fazla insana ulaştırabileceğim bir araç olarak da gördüm tiyatroyu. Ve tabii bir de insanları ki dinletebilme kabiliyetim olduğunu gördüm. Çünkü içtendim. İçtendim, çok içtendim. Yani samimiydim. Ben hep samimiydim, hep oynarım. Şimdi hayatımda en sinirlendiğim şeylerden biri, işte bu her tarafta, bu siyasetçiler de bunu çok kullanıyor. Tiyatro yapma, oynama falan. Evet, Oynama, evet. tiyatro yapmak. O ya oynayarak anlatmak kolay mı? O oynamak yalan söylemek değildir. Oynamak ifade biçimidir. Oynamak yani anlatabilmektir. Bir başka yolla aynı anlatabilmektir. Ben hep sahici oldum ve hep oynadım ve şu anda konuşurken sizinle de oynuyorum. Oynamayı Evet. da yani böyle çok bilerek oynamıyorum. İçimden geliyor bu. Coşku var, bir sevgi var. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ve bu tabii oynuyorsunuz. Bunu onun için çok kızarım. Ve tabii çok zor oldu. Çünkü Muhsin Ertuğrul beni bir İsparta terbiyesi gibi yerden yere vurarak terbiye etti, Zorladı yetiştirdi. yani bayağı dizi. Bütün şehir tiyatrolarının kütüphanesinden, eskrim derslerinden, şan derslerinden hepsinden beni mecbur ederek çalıştı ve o zaman şehir tiyatroları da öyle bir kurumdu. Yani düşününüz 1965 senesinde her kurumda neler yok yani. Mehmet Abut'tan şans dersleri aldım. Groteski'den eskrim dersleri aldım. Ve bu arada sahneye çıkıyorum, figüranlık yapıyorum. Bir günde iki, bir gecede iki oyunda ayrı figüranlık yaparak falan. Sonra da 6 ay içinde şehir tiyatrolarında en erken başrol oyuncusu oldum. Yani prensipal rol oyuncusu oldum. Aynen. Ve 23 yaşında Shakespeare'de başrol oynadım. Sonra bir sürü klasiklerde oynadım. 14 yıl boyunca şehir tiyatrosunda çalıştıktan sonra işte bir takım ödüller aldıktan sonra çok genç yaşlarda Brecht'i ilk şehir tiyatrosunda oynayan grup olarak Schweig 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı oyunuyla düşününüz Türkiye bu son 20 senede nereden nereye gelmiş. Rumeli Hisarı'nda 2500 kişiye biz Brecht oynuyorduk. Yazın. Düşünün. Şimdi yok hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi Yok, orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok maalesef. pop şarkısı bile söyleyemiyor şarkıcılar. Yani Tabii. şimdi bu tabii bu şey bu zorlayıcı geriye dönüşün altında konuşulacak çok uzun şeyler var. Yani Türkiye tabii son özellikle son 20 senede
Ondan evvel de çok yanlışlar yapıldı tabii ama sanat politikası yok bir kere. Yani bunları her yerde söylüyorum. Yani Atatürk'ten sonra kültür ve sanat politikası olmayan bir toplumuz biz. Hiçbir siyasi örgüt hala da bunun sıkıntısını çekiyorlar. Çünkü kendileri sanatı içselleştirememiş. Yani bizim Vaclav Havel gibi bir şeyimiz yok. Sanatçımız yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ve de siyasimiz yok. Yani şimdi şu var. Bugüne gelelim. Bugün gelelim. Yani ben bir yere gelmişim. 55 sene sahnede oldum. Şimdi işte 14 yıl şehir tiyatrosunda, 12 sene yurt dışında. Hep yapmak istediğim şey şuydu. Haksızlıklara karşı bir sözüm olsun ve bu sistemin içinde bu haksızlığın yanında duran kurum, kişi neyse örgüt bunun karşısında olduğumlarımın itirazlarımı sahneden dile getirebilecek oyunlar, özgün oyunlar yaratmaya çalıştım. Yurt dışındayken oradaki Türk kadınlarının sıkıntılarını ve kültür politikasını Almanların Türkler üzerine yaptıkları çöpçü kültürü anlayışını isyan ettim ve bayağı küstahlaştım da orada. Ama onlar bunu çok sevdiler. Çok sevdiler çünkü demokrat ve uygar bir toplum olduklarını kanıtlamak için bir fırsattım ben. Yani o kadar rahat ve korkusuz ağzıma geleni değil tabii. Yani o ağzıma geleni değil de yani konuşabilen, düşüncelerini aktarabilen birisi olmam dolayısıyla. Ve ben Avrupa'da birdenbire oldum. Diva oldum yani. Onların tabiriyle tek kişilik oyunumu kabul ettirdim. Türk yazarına oyun yazdırdım. Yabancı düşmanlığına karşı Türk kadınlarının acılarını anlattık falan geldik. 7 sene orada yabancı dilde tek kişilik oyun oynadım. Yunus Emre resitasyonları yaptım. Orkestra, Körn Orkestrası'nın şefi Betin Güneşli o zaman. Sonra 1990'da Türkiye'ye döndüm. Ve Aziz Nesin benim için oyun yazdı diye döndüm. Evet. Hikaye okudum. Evet. Evet. Buradan zaten O, onu da sorularım oynayabilmek için tabii ki bir tiyatro kurmam gerekiyordu. Ne şehir tiyatrosunda ne de devlet tiyatrosunda oynatmazlardı o oyunu. var. Sponsor da Doğru. bulamadınız. Dilek Hanım, keşke orada kalsaydım, Türkiye'ye dönmeseydim, bu kadar zorluklarla tiyatro yapmasaydım, kariyerim başka bir hal alırdı dediğiniz zamanlarınız oldu mu? Şimdi bakın benim bir tuhaf tarafım var. Ne olurdu? Tabii çok teklifler oldu. Hayatımda yalnız tiyatroyla değil çok enteresan özel hayatımda da çok büyük imkanlar getirecek teklifler oldu. Ben şimdilik bu hayatı işte bu yaşında şu kadarcık bir odanın içinde bir evin içinde sadece 2.300 lira sigorta emekli maaşı olan ama bir özel tiyatro sahibi olan ve bu özel tiyatroyu nasıl her sene yeni bir prodüksiyon yapan ve devlet sanatçısı unvanını almış ve fakat devletin bana yasal hakkım olan tiyatro bütçesinin 4 senedir neden olduğunu sadece muhalif olduğum için kesildiği birisiyim. Evet. Şimdi bunu niye Yapacağız. böyle söylüyorum? Hani düşündüğünüz zaman ben işte yurt dışında kalsaydım hakikaten ciddi paralar kazandım emeğimin karşılığı. Ve yani emeğimin karşılığı iyi alıyordum orada. O parayla kurdum tiyatroyu buraya geldiğim zaman. Şimdi yalnız şöyle bir tarafım var benim. Ben hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Çok Ve güzel. geçenlerde düşündüm. Hani keşke, ah keşke şu ol. Ah ah kafam yok mu? Ah ben bunu yap mı deyip şöyle düşünürüm. Ha, eğer anılar hatırlıyorsam gülerek
Bak, eğer öyle olsaydı, şimdi işte New York'ta şurada yaşıyordum ve şu kadar bir şey oluyordu. Ama kim bilir nasıl olurdu. Yani ne kadar hoş yaşıyorum şimdi burada. Aman Allah'ım, dostlarım ne güzel, yaptığım işler ne güzel. Ben böyle birisi. Yani Evet. pişmanlık duymadım hiçbir yaptığım şeyden, hiçbir karardan ve sonra da bunu dedim, acaba samimi miyim, dürüst miyim, numara mı yapıyorum kendime diye düşündüm. Valla numara yapmıyorum. Yani şimdi bu pandemide filan bu kadar baskılar var. İşte evlere hapsedildik. 65 yaşın üstü falan. Biz olmuşuz 75. Yani çok. Valla yalnız tabii yasakları deliyim, acaba hiç göstermiyorsun diyorlar nasıl olsa. Kim 65 canım, polis falan sorarsa diye birilerini kandırabilir miyim? Acaba böyle bir oyun oynayabilir miyim? İnanmazlar zaten. Bana İnanmazlar zaten. mı? Mesela yolumu çevirdiler çıktı. Bana mı 65? Aa, çok ayıp. Nasıl bir soru bu böyle? Çok üzüldüm. Diyen de olmadı zaten. Yani ben kandırıyorum. Böyle bazı şeyler Onu oluyor. yumuşatamıyorum. Velhasıl Peki pişmanlık duymadım ve ben bu ülkeyi çok seviyorum. Yurdumu çok seviyorum. evet. İyi bir yurtsever, adanmış bir yurtsever olduğumu düşünüyorum. İstanbulluyum. İstanbul'u çok seviyorum tabii. Aşığım. Aşklarım var. Şimdi aşklar bitmiyor. Aşklarım var. İstanbul aşkım var. İstanbul'un ne kadar tecavüze uğramış bir şehir de olsa, onun öyle bir gene gibi o kadar büyülü bir gücü var ki bir taraftan Değil mi? ona Vazgeçemez. da ona dokunulamıyor sanki. Dokunulsa bile o yaralarını örten böyle bir güzel puma gibi. Bir puma gibi görüyorum İstanbul'u. İstanbul'a aşığım. Tabii ki Atatürk'e aşığım. Çok tabidir ki. Tabii. Gerçekten aşığım. Yani bu kadar hayranlık duyduğum, insan zaten böyle müthiş bir hayranlık duyduğu zaman aşık olmaktan kendini alıkoyamaz. Yani bu kadar büyük bir coşkuyla hayranlık duyarsanız oraya aşıksınız değil mi? Aşık olursunuz. Şimdi Atatürk'e aşığım. İnanılmaz. Aşığım ve oradaki ideali, oradaki ülküyü,